Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 25. söz, 8. meziyeti cezalet. Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdika müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder veyahut istikbali ve uhrevi olan efali acibe ilahiyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Mesela اَوَلَمْ يَرَى الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ. Ta surenin ahirine kadar. İşte şu bahiste haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neşe-i ulayı nazara verir der ki nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hilkat-ı insaniye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı inkar ediyorsunuz? O onun misli belki daha ehvendir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönlerinden birisi de bu 8. meziyeti cezalette anlatılıyor. O da şuymuş. Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdika müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de Hakim'dir. Kur'an-ı Hakim. Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin Kur'an'a da verildiğini Kur'an'da görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'daki bütün hakikatler Hakim isminin tecellisiyle bize anlatılıyor. Madem ki Allah Hakim'dir, kelamı da Hakim'dir. Kur'an, kelamı olan Kur'an-ı Kerim bize haşirde olacak önemli olayları anlatırken aklımızı, kalbimizi ve zihnimizi rahat bir şekilde kabul etmesini sağlayacak örneklerle doyuruyor. Bunun birçok örneği var. Onlara girmeyeceğiz. Burada sadece ahirette harika efallerini kabul ettirmek için ihzariye hükmünde, yani bir hazırlık safhası tabiri caizse ve zihni tasdika müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Aslında kainatta yaratılan olaylar da harika, acayip olaylardır. Ancak biz o olayların bir kısmını ülfet perdesi altında acayipliğini göremiyoruz. Gizleniyor onun güzellikleri. Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle iman olmazsa veya isyanla iman tesir etmezse ifadelerini buraya kullanırsak zaten iman olmayanların küfründen dolayı o hakikatler örtülmüş, gizlenmiş, göremiyorlar ve gösteremiyorlar. Ancak bir müminin imanı olsa bile isyan ile o iman nurunu hissettirmiyor insana. Kuvvetini sırtında hissetmiyor insan. Veya nurunu, iman bir nurdur. O iman nurunu insan tam idrak edemiyor. Gafletle, isyan ile. İşte Kur'an-ı Kerim gerek kafirlerin, gerekse ehli gafletin, ehli iman olsa bile, gerekse ehli huzur olsa bile onun devamını sağlamak için kainatta yaratılan harika efalleri gözümüzün önüne sererek ahirette olacak olayları daha rahat kabul etmemizi sağlıyor. Bu ayetlerden en âmi bir müminden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar her ehli imanın hissesi vardır. Evet.
Cenab-ı Hak bizim de hissemizi ziyadeleştirsin inşallah. Kalbi kalbe kabul ettirmek, zihni tasdika müheyya etmek için bir idadiye. Bu da idadiye de bir hazırlık manasına geliyor. Bir alıştırma tabiri caizse. İnsanın o idadiye bir hazırlık manasında abi. Burada ya anlatılacak hakikate zihnin rahat bir şekilde intikal etmesini sağlamak için önden bir başlangıç, bir hazırlık yapıyor. Buradaki mana itibariyle o. Dünyadaki acayip efalini zikreder. İdadiye ve ihzariye o demek. Tabiri caizse işte şöyle 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 efali yaratan Allah, evet, o zaman bunu niye yapamazsın diyerek bizim önce aklımıza onu kabul ettiriyor. Mesela diyelim Üstad Hazretleri'nin verdiği bir örneği verelim. İşte Allah'ın benim vaadime niye ihtiyacı vardır diye soran birisine önce ona dünyada yaşadığı bir olayı örnek vererek onun anlatacak hakikati kabul etmesine bir hazırlık yapıyor. Nasıl ki sen bir doktora gitsen, doktor da senin hastalığın için bir ilacı verse, hatta ısrar da etse bu ilacı mutlaka kullanman lazım diye, sen diyebilir misin ki ey doktor bu ilaçları benim kullanmama senin ne ihtiyacın var? Ne diyecek insan? Evet diyemem. Doktor benim iyiliğim için, benim menfaatim için. Dolayısıyla bu ilaçları kullanmaya doktorun ihtiyacı yok, benim ihtiyacım var. Aynen öyle de diyerek sen manen hastasın, ibadetler de o manevi hastalıklarına bir ilaçtır. Allah rahmetinden bize bunlar istiyor diyerek o hazırlık olarak sunduğu örnek o büyük hakikatin anlaşılmasına bir vesile oluyor. Kur'an-ı Kerim belki de ahirette olacak birçok olayı anlamakta zorlanacağız. Allah bunu biliyor. Çünkü bizi yaratan O'dur. Öyleyse yaratan bilir ve bilen konuşur. Şu halde bizim bir olayı nasıl anlayacağımızı, hangi örneklerle, hangi müşahede ettiğimiz olaylarla daha rahat kavrayacağımız Allah en iyi bilen olduğu için o örneklerle, olaylarla önce bizi hazırlıyor. Arkasından da haşrin o anlaşılması zor gibi gören olaylarını gayet bir şey, rahat bir şekilde kabul etmemizi sağlayacak örnekleri sunuyor. Evet. Bu böyle. Veyahut istikbali ve uhrevi olan ef'ali acibe-i ilahi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Meşhudumuz olan çok nazireleriyle. Yani Cenab-ı Hak bizden iman etmemiz istediği şeylerin birçoğunun örneklerini dünyada veriyor. Ve bunlardan bir tanesi şöyle demişti. Yani biz dünyadan sonsuzluğu göremiyoruz. Sonsuz. Halbuki sonsuza iman etmek de Allah'ın sonsuz olduğunu, sınırsız olduğunu iman etmek de bizim için bir görevdir, vazifedir. Bunun da numunesi var mı diye sormuştu. Evet dedik, insanın ruhunda sonsuzluk ve ölümsüzlük duygusunun konulması herkesin kendi vicdanında tabiri caizse bir anahtar gibi onu rahat açıp açmak suretiyle bana bu sonsuz duygusunu veren zat ancak sonsuz olabilir diye. Yani insan kendisini etrafında olan olayları iyi bir müşahede edebilse, dikkatle bakabilse, nazar edebilse tabiri caizse birçok iman hakikatlarının anlaşılması daha da kolaylaşacaktır inşallah. Onun için meşhudumuz olan çok nazireleriyle birçok örnekleri var. Cenab-ı Hakk'ın yaratacağı o acib fiillerin örnekleri. Mesela اَوَلَمْ يَرَى الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ Ta surenin ahirine kadar, Yasin suresinde o sayfanın sonuna kadar, son sayfada geçiyor bu zaten. İşte şu bahiste, haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Bunları şimdi bir iki örneklerle açıklayacak. Gerçekten o surede anlatılan olayların hepsi, son tarafta anlatılanların hepsi haşirden bahsediyor. Bir soru sorulmuş. Sorulan soruya karşı Cenab-ı Hakk'ın
insanın kendisinden ve etrafından gördüğü olayları örnek vererek nasıl yeniden diriliş inkar edersiniz diye çok muhteşem örnekler sergilemiş. Onları 7-8 tane delil diye. Yani birkaç tane değil, 7-8 tane delil. O surenin son sayfasında, Yasin suresinin son sayfasında. Burada özetleyecek üstadımız, okuyalım. Evvela, neşe-i ulayı nazara verir. Yani ilk önce kim diriltmiş, yaratmış ise o diriltecek, o yaratacak diye ne yaptı? Yani bir defa yaptığını gözlerinizle görüyorsunuz, müşahede ediyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Sonra aynı şeyin bir daha nasıl yaratılacağını sormak habis olur. Zaten olmuş. Hatta sizin ellerinizle, hani elini almış kemiği, çürümüş kemiği, böyle ezmiş, ramim, vahiyya ramim, çürümüş kemikleri. Halbuki o kemiği ezdiği eli de aynı kemikten yapılmış. Onun eli de kemikten. Onun eli de bir gün onun gibi çürüyecek. Elinde kemikler de insan bak düşünemiyor ya. Neşe-i Ula'ya nazara verir burada. Surenin burasında anlatmıyor Cenab-ı Hak. Neşe-i Ula yani ilk dirilişi, ilk yaratılışı. Bizim şu andaki yaratılışımız ilk yaratılışımızdır. Ve her an yaratılışımız yine ilktir aslında. Ama toptan beraber düşününce hepsine birden ilk yaratılış diyoruz. İlk defa yaratılmış bir insanın ikinci kez yaratılmayı aklına sığdıramaması ne kadar yanlıştır. Ama bunu Kur'an'ın diğer ayetlerinde detaylı olarak Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Mesela nutfeden alakaya, alakadan mudgaya diye üstadımız burada özetledi. Ayette şöyle geçiyor. Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ızama, ızamdan lahma, lahmdan halkı cedide, yeni bir yaratılışa. Burada tam 6 mertebe anlatılıyor. Bu insanın anne rahminde yaratılışının farklı safhalarını net bir şekilde ifade eden kelimelerdir. Nutfe ile alaka çok farklı. Mudga tamamen farklı. Yani hem şekilsel görüntü olarak hem de o canlının, o varlığın yaratılışındaki safha olarak çok farklı. Peki hocam, Kur'an ayetleri bunu açıklarken insanların ilmi bu hakikatleri biliyor muydu? Yok canım, anne karnında mesela Kur'an-ı Kerim 3 karanlık içerisinde diyor. İnsanlar ne bilsinler bunları? Anne rahminde, bırakın anne rahminde olan şeyleri, şu anda içimizde olan şeylerin birçoğunun hala farkında değiliz. Hücrelerimizde neler oluyor? Bak bilmiyoruz ki birçoğunu. Okuduklarımız olanların yanında ne kadar kalıyor? Burada insanın anne rahminde yaratılışının 6 safhada gerçekleştiğini Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor. Ve kainatın da 6 günde yaratıldığını bildiriyor. Üstad Hazretleri 9. sözde bir günün 24 saatinin de 6 dönemde gerçekleştiğini, sabah vakit olarak, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve gece. Yani bir saat düşünülse diyor, 7 gün, bir haftalık saat düşünülse, 7. günü ahiret hayatındaki yeniden dirilişimiz olacak. Sanki Cenab-ı Hak bu dünyada bizim yaratılışımızın ahirette yeniden dirilişimiz olacağını, mesela anne rahmindeki hayatımız var, çocukluğumuz var, gençliğimiz var, ihtiyarlığımız var, vefatımız var, kabirdeki hayatımız var, bir de bizim bu 6 devirden sonra şeyimiz olacak. Haşirde dirilişimiz olacak. Bu da aslında 6 tane devir oluyor. Yani mevsimler itibariyle de, insan hayatı itibariyle, kainat itibariyle, hatta bir günlük hayat itibariyle de 6 dönem ve devirde yaratıyor Cenab-ı Hak her şeyi. Şimdi anne rahminde bir çocuk 6 dönemde yaratılıyor, 7. günü dünyaya doğuşu oluyor. Dünya hayatında dirilişi onun 7. safhası oluyor. Buradaki gün, devir, dönem anlamında. İşte Cenab-ı Hak anne karnında 6 safhada insanın yeni bir yaratılışla, ilk olarak yaratıldığını bize anlatmak suretiyle bu şekilde yaratıldığınızı siz görüyorsunuz da ikinci kez bir damla sudan hiçten halk-ı cedidle
tek olarak yaratılışımızı gördüğümüz halde ikinci kez aynısının, Allah, çok enteresan bir örnek. Buna Haşr Risalesi'nde çok orijinal örnekler var. Onlara bakılabilir. Konumuz dağılmasın diye onlara gitmeyeceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu surede bize haşrin varlığına delil olması açısından önümüze koyduğu ilk örnek. Her insanın başından geçen orijinal bir örnek. Her insan bunu yaşıyor. Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hılkat-ı insaniye kadar, tam bir insan olma özelliğine kadar olan neş'etinizi görüyorsunuz. Nasıl görüyoruz? Biz de yaşadık. Şu anda ilmen biliyoruz değil mi? Anne rahminde çocukların bu şekilde olmasını. İlimle birçok doktorlar bizzat gözlerle görüyorlar. Bizler ilmen bunu biliyoruz ve hakkal yakın yaşadık bunu. İnkar edemeyiz. Bir damlasından yaratıldığımızı ve o safhaları geçirdiğimizi herkes biliyor. Evet. Peki nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı ikinci kez, buradaki uhra ahiret ya aslında. Ahir hem son manasına gelir, uhra diğer manasına gelir. Yani ikinci kez tekrar aynı şeyin bizim başımıza geleceğini nasıl inkar edersiniz? Evet. Neşe-i uhrayı inkar ediyorsunuz. Nasıl oluyor ki inkar ediyorsunuz? O onun misli belki daha ehvenidir. Niye? Hani bize anlayalım diye daha ehvenidir. Haşa, sonsuz kudret, sonsuz ilim, sonsuz sıfatlar sahibi olan, sonsuz olan zatın haşa, kolaylık ve zorluk diye bir durum söz konusu olmaz. Bunun örnekleri pek çok var. Mesela güneş için bir damla suyu ısıtmakla veya ışıtmakla değil mi? Bütün dünya yüzünü ışıtmak arasında fark var mıdır? Yani damlayı ışıtmak kolaydır, dünyayı ışıtmak zordur diye bir şey olmaz ki. Yer çekim kanunu, bütün insanları çekmekle bir toz tanesini çek, bir tozu çekmek kolay da bu kadar insanları çekmek zor geliyor diye bir durum olmaz ki. Allah'ın yarattığı bir güneş için bu kadar mevcudatı küçük büyük gayet rahat ışıtma özelliği olursa, Allah'ın yarattığı bir kanun bu kadar varlığı küçük büyük fark etmeden dağları bir kağıdı çekme kolaylığında, çekme özelliğinde Allah yaratırsa, acaba bunlar yaratan Allah haşa küçük büyük zor kolay diye bir durum söz konusu olabilir mi? Biz anlayalım diye bir insan bir şeyi ilk yaparken zorlanır, ikinci yaparken daha kolaydır. Ey insan, sen böyleyken Allah için birinci yaratılışını gördüğün halde ikinciyi nasıl yaratacak diye sorar mısın? Allah'ım, bu senin için çok kolaydır. Hatta benim şu küçük aklıma göre çok çok daha kolaydır. Demen gerekirken onun için daha ehvendir demesi bizim anlayalım açısından. Ayşe Allah-u Teala için zor, kolay diye bir durum söz konusu değil. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا, bu da haşre dirilmiş. Yani size yeşil ağaçtan ateşi yaratan Allah. Sizin için yeşil ağaçtan ateşi yaratan Allah. Bu da Allah'ın bize bir nimeti olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Kelimesiyle işaret edip der, size böyle nimet eden zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Bunu okuyacağım şimdi. Bu çok harika bir izah var Üstadınla ilgili. Hem remzen der. Evet. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Burada çok muhteşem bir delil şeyi var, tabiri caizse cümbüşü var diyelim. Delil cümbüşü var. Bir ağacın yeşil olmasından, bir ağacın kurudan yeşillenmesini, bir ağacın yeşilden kurumasını. Çok enteresan. Bunlar zıt şeyler. Kuruyu yeşillendiriyor, yeşili kurutuyor. Sonra yeşilin kendinden doğrudan ateş yaratıyor. Çok farklı bir, muhteşem bir manzara var burada. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz.
önce ağacın yeşilliğine dikkat çekiyor. Ayet değil mi? Sizin için yeşil ağacı yaratan. Onun için Üstad Hazretleri daha henüz ağaçtan ateşin yaratılmasına geçmeden, ayetin o kısmına geçmeden doğrudan yeşil ağacın üzerinde duruyor. Muhteşem bir tefsir. Sizin için yeşil ağacı yaratan diyor Allah. Ne demek istiyor? Yani ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Bir defa bu yeşil ağaç nereden yaratıldı? Aman ya. Ya şimdi bunun çok muhteşem bir şeyi var. Şurada okuyayım, ondan sonra tekrar geçelim oraya. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diye soran adam aynı yer. Diye meydan okur gibi inkarına karşı Kur'an der. Kim bidayeten yaratmış ise o diriltecek. O yaratan zat ise her bir şeyi, her bir keyfiyette bilir. Hem size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir zat çürümüş kemiğe hayat verebilir. İşte şeyin delili bu. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir zat, evet, çürümüş kemiğe hayat verir, verebilir. Bunu yapan zat elbette ikinci bir delil değil mi? Birinci delil neydi? O bizzat çürümüş kemiği ilk olarak yaratan tekrar yaratır. Gayet akıl kabul ediyor. İki, buna başka bir delil, dışarıdan bir delil. O yemyeşil ağaçları ateş haline getiren zıt şeyleri yaratan Allah, aynı şeyde iki zıtlı yaratan Allah, evet, elbette çürümüş kemiği diriltir. Farklı bir delil getirdi. Size ağaçtan meyveyi ve ateşi ve ottan erzakı ve hububu ve topraktan hububatı, yeşil ağacın yaratılmasını anlatıyor. Yeşil ağaç nereden yaratıldı? İşte bunlardan yaratıldı. Bilmiyorum, ifade edebiliyor muyum? Yani ayette geçen size yeşil ağacı veren Allah ifadesini daha ateşi çıkarır ifadesine geçmeden bize tefsir ediyor. Sonra tekrar ateşi çıkarmasın ayrı bir delil olan. Muhteşem. Yani her bir kelimenin ayetlerde haşrin ispatına delili var. Size ağacı yaratan, yeşil ağacı yaratan, yeşil ağaçtan ateşi yaratan, üç ayrı, dört ayrı delili sıralıyor Kur'an ayeti. Her bir kelime haşrin deliline, öldükten sonra dirilmenin varlığına, bu çürümüş kemikleri yaratacak zatın hangi işleri yaptığına örnekler sergiliyor. Ve onları daha dikkatli gözden geçirmemizi istiyor Kur'an. Bir, ağaçtan meyveyi, ağaç ölü gibi değil mi? Hakikaten. Sonra ateşi, ikinci delil. Sonra ottan erzakı. Ot. Ottan erzakı. Sonra ve hububu, yani tohumları. Ottan. Bakıyorsunuz. Bu nedir? Bu şeydir. Çörek otudur. Çörek otu. Ottan hububatı yaratıyor. Ve diyorlar ki araştırmacılar, Amerika'da yapılan araştırmalar, Avrupa'da yapılan araştırmalara göre ifadeleri neredeyse şu: sanki ölümden başka her derde devadır. Peygamberimizin bu mealdeki hadisini farkında olmadan tasdik ediyorlar. Bak, o ottan, sonra bir biraz daha ileriye gidiyor. Dikkat buyurun buraya. Ve topraktan hububatı. Biraz daha gidin ileriye. Bu ottan yaratılan erzak ve hububat asıl nereden yaratılıyor? Topraktan. Topraktan bu yeşil hububatı yaratan, işte yeşil ağacı yaratan buradan çıktı işte. Yeşil ağacı, yeşillikleri bize nereden yaratıyor Allah? Topraktan yaratıyor. Allah Allah. Topraktan bunlar yaratan Allah. Örneklere bakın siz. Evet. Ya kemiği bir daha nasıl yaratacak denir mi? Allah Allah. Bir şey dikkat çekmek istiyorum yani. Yeşil ağacı yaratan Allah ifadesini nasıl yeniden dirilişe, Allah'ın kudretine, rahmetine ve evet, topraktan hububatı ve nebatatı verdiği gibi
zemini size hoş bir, evet, hoş, her bir erzakınız içinde konulmuş bir beşik ve alemi güzel ve bütün levazımatın içinde bulunur bir saray yapan bir zattan kaçış, başı boş kalıp Adem'e gidip saklanamazsınız diyor. Şimdi yeşil ağaç konusu. Eşşeceril ahtar kelimesiyle, yani yeşil ağaç kelimesiyle der. Ey haşri inkar eden adam. Meydan okuyor ya Allah'a karşı. Elhamdülillah. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz iman ettiğimiz hakikatlerin akıl, kalp, zihin, vicdan vesaire latifelerimiz tatmin olsun, imanımız kuvvetlensin diye sorarız. Hikmetini anlamak için araştırırız. Değil mi? Bu bizim imanımızı artırır. Bu İbrahim Aleyhisselam sünnetidir. O da ölüler nasıl dirilteceksin ya Rabbi diye sormuş. Rabbimiz de inanmıyor musun diye mukabele edince İbrahim Aleyhisselam kalbim tatmin olsun diye ya Rabbi demiş. Ve Allah da bunu bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. İşte bizim araştırmalarımız hepsi üstadımız onun için zihni, kalbi ve aklı rahat kabul etsin, rahat tatmin olsun diye Cenab-ı Hak bu örnekleri veriyor diyor, değil mi? Evet, ağaçlara bak. Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren. Sanki şöyle düşünün. Hani cenazeleri hayalen farz edin. Vücutlarındaki etleri soyulmuş iskelet gibi. Değil mi? Saçları yok. Evet. Kemiklerin üzerindeki etler de soyulmuş. Bir iskelet düşünün. Ağaçlar da sanki kışın karın içerisinde iskelet gibi. Ne yaprakları var, ne çiçekleri var, ne meyveleri var. Allah Allah. Hatta bazılarının sadece kökleri kalıyor. Değil mi? Kendileri de kuruyor. Sadece kökleri kalıyor. O köklerden bazı bitkiler. O köklerden Cenab-ı Hak yeniden yaratılır baharda. Ağaç gibi de değil o. Bazılarının sadece çekirdeği kalıyor. Çekirdekten Cenab-ı Hak. Bak. Odun. Odundan yeşil yaratıyor Allah. Gözümüzde görüyoruz ya. Evet. Bunları baharda dirilten, yeşillendiren, yeşil ağaç konusuna dikkat çekiyor. Hatta her bir ağaçta yaprak, çiçek, meyve cihetiyle üç haşrin numunelerini gösteren muhteşem bir şey. Biz sadece ağaca bakıyoruz, yeniden yaratıldı. Hayır. Geçen sene bu ağacın yaprakları var mıydı? Evet. Yapraklar itibariyle bir haşrin örneği. Geçen sene aynı ağacın çiçekleri oldu mu? Evet. İki çiçekleri yeniden yaratıldı. Peki aynı ağacın meyveleri var mıydı? Evet. Meyveler itibariyle üç. Üç tane haşrin örneğini sergiliyor Cenab-ı Hak. Bir odun, bir çekirdek, bir ot yeniden yaratılmak suretiyle üç ayrı numune. Evet. Böyle bunları gösteren bir zata karşı inkar ile İstibad ile kudretine meydan okunmaz. Sonra bir delile daha işaret eder der. Size ağaç gibi kesif, sakil, karanlıklı bir maddeden ateş gibi latif, hafif, nurani bir maddeyi çıkaran. Burayı da merak ettim be, bu nereden diye. Eşşeceri, değil mi? Ağacı yarattı. Ahtar, yeşil ağacı. Şimdi yeşili almayın. Ağacı yaratan Allah ne yaratıyor? Nara. Ağaçtan ateşi yaratan Allah. İkisi zıt şey. Ağaç nedir? Kuru, kesif. Herhangi bir ışığı, bir parıltısı yok. Halbuki o odundan, o ağaçtan Cenab-ı Hak ateş gibi nurani bir şey yaratıyor. İşte diyor, böyle ölü, kesif olan bir maddeden zıddı olan ateşi yaratmak daha yeşile geçmedi. Burada da farklı bir açıdan. Ağaçtan ateşi yaratan. Yeşil ağaçtan değil. Bu da farklı bir tefsir. Hep böyle birinden ona ip, ondan ona ip, ondan ona ip atarak ayetlerdeki o güzellikleri, latifeleri nasıl böyle önümüze seriyor, değil mi ya? İşte müfessir böyle olur. Ve bunu o günün şairleri, müşrikleri ayetlerde geçen bu ifadeleri anlıyorlarmış. Çünkü onlar söz sultanıydılar.
sözden anlayan insanlardı. Söz nasıl söylenir, sözden ne kastedilir onun farkındaydılar ve bu incelikler anlıyorlardı. Herkes kendi kabiliyetine göre hissedar oluyorlardı yani. Onun için hayran oluyorlardı. İman etmeden secdeye kapanıyorlardı. Bu söz beşer söz olamaz diye. Harika bir söz bu diye. Onun için karanlıklı, sakir bir maddeden ateş gibi latif, hafif, nurani bir maddeyi çıkaran bir zattan odun gibi kemiklere, bakın örneğe. Allah ne diyor? Ağaçtan ateşi yaratan Allah. Niye bunu örnek veriyor? Çünkü senin kemiğin de şu anda cansız. Eldeki kemiği gösteriyor ya çürümüş diye. Cansız, odun gibi. Evet, ha ondan da hayatı yaratır. Odundan ateşi yaratan, kemikten hayatı yaratır. Allah. Örnek anlaşılıyor değil mi? Bağ duruyor. Allah. Aman ya. Ben de bu vesile farkına varıyorum. Bu güzellikler. Ha bu hakikaten beraber okumanın, müzakere etmenin, böyle dostların bir araya gelip okumanın ayrı bir feyzi, bereketi var. Nasılsa sohbeti dinleyenlerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Onların o iç dünyalarındaki samimiyet, hasbilik ve ders müzakeresinde zeki bir muhatap olmaları, emin olun burada ders okuma makamında olan insanı etkiliyor ve onun o güzelliği bu aynada yansıyor. Enteresan bir şey. Kanka çok enteresan. Allah razı olsun. Kesinlikle gerçeği söylüyor. Gerçekten. Çok muhteşem bir şey. Şuna bak. Odundan ateşi yaratan ifadesini, kemikten hayatı yaratan ifadesiyle delil getiriyor. Bize Kur'an'ımız anlatıyor değil mi? Bize Allah'ımız anlatıyor. Bize haşrı anlatıyor. Bize dirilişin delillerini sergiliyor. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş. Evet. Kemikleri ateş gibi bir hayat ve nur gibi bir şuur vermeyi nasıl istibade ediyorsunuz? Nasıl akıldan uzak görüyorsunuz? Kendinizi akıl diyorsunuz bir de. Gözlerinizde görüyorsunuz. Her gün odunlar yakarak ateş haline getiriyorsunuz. Evet. Nasıl oluyor da bu odunları ateş hale getirmeyi gözünüzde gördüğünüz, yaşadığınız halde o kemiklere hayat verilmesini uzak görüyorsunuz. Sonra bir delile daha tahsis eder ki bedeviler için kibrit yerine ateş çıkaran meşhur ağacı. İşte bir de bu. Yeşil ağaçtan ateş nasıl çıkarılıyor? Demek ki tek buna takılmamak lazım. Buna gelince de çok deliller var. Biri de bu. O da şuymuş. Bedeviler, yani çölde yaşayan insanlar, orada bir ağaç varmış, yeşil bir ağaç. O kibrit yerine ateş çıkaran meşhur ağacın yeşil iken iki dalı birbirine sürüldüğü vakit ateşi yaratan ve rutubetiyle yeşil ve hararetiyle kuru gibi iki zıt tabiatı cem edin. Biliyorsunuz yeşillik yaş, ıslak. Ateş kuru, zıt değil mi? Ateş yeşil, yani su ateş tabiri caizse. İki zıt şeyi bir şeyde yerleştirmek harikadır. Bunu Allah yaratıyor. Ve herkes, bedeviler bunun farkındalar. Evet. Evet. Bu ikisini birleştirip onu buna menşe etmekle her bir şey, hatta anasır asliye ve tebai esasiye onun emrine bakar, onun kuvvetiyle hareket eder. Hiçbirisi başıboş olup tabiatla hareket etmediğini gösteren bir zattan, topraktan yaratılan, şimdi delili sonlandırıyor, topraktan yaratılan ve sonra toprağa dönen insanı topraktan yeniden çıkarmasını istibat edilmez, isyan ile ona meydan okunmaz. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyorsunuz. Hem bir delil daha. Bu okuduğumuz bir delildi. Ben bunu oradan biraz üstadımızın açtığı ifadeleri oradan okuyarak biraz detaylandırdım.
Şimdi aynı sayfada Haşr'ın delilleri devam ediyor. Daha bitmedi. Sordu ya bu kemikleri kim diriltecek diye. Evet. Şimdi başka bir delil de aynı sayfada. Ayetler devam ediyor. Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Semavat ve arzı halk eden bir zat, evet, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Yani niye insan burada değerli? Çünkü semavat ve arz bir ağaç, tabiri caizse, o kainat bir ağaç mahiyetinde, üstadın ifadesiyle anasır diyor, o ağacın dallarıdır, unsurlar, elementler. Kainat bir ağaç farz edilirse, bitkiler o ağacın yapraklarıdır, hayvanlar o ağacın çiçekleridir, insanlar da o ağacın meyveleridir. Evet, semavat ve arzı böyle muhteşem yaratan bir zat, onun meyvesi olan insanı haşa. Bu da ayrı bir delil. Haşrın varlığına delil. İnsanın önemine delil. Ben tabiri caizse şöyle. Bir bahçıvan bir ağacı diksin, yetiştirsin. Evet. Yani yaşadığımız şeyler, bildiğimiz, gördüğümüz şeyler. Sonra ne için diker bu bahçıvan bu ağacı? Meyvesi için diker. Evet. Bütün ağacı meyveye hizmet ettirsin. Evet, yaprakları meyve için, çiçekleri meyve için. Evet, sonra da o meyveyi alsın, ağacın dibine gömsün, çürütsün. Olur mu? Fabrika ne içindir? Çıkacak mamulat içindir. Çarklar ona göre dizayn edilir. Sistem ona göre kurulur. Her şey fabrikadan çıkacak mamulat içindir. Sonra da o mamulatı, çıkan mamulatı al, çarklara yedir. Olur mu? Abes olmaz. Ey insan, sen kendin akıllı, şuurlu farz ederek böyle bir şeyi yapmasın da, abes yapmasın da, haşa, bu kainatı, bu semaları yaratan zat, bu kainat ağacının meyvesi olan bu insanı başıboş bırakıp kendi haline bırakır mı? Bu insanı bir daha yaratmaz mı? Ondan haşa aciz midir? Evet. Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla yoğrulmuş, hikmetle yoğrulmuş hılkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der. Haşirde sizi ihya edecek Kur'an diyor bize. Haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emir ber nefer hükmündedir. Emri kün feyekûne malik. Hani o bir şeye ol dediği zaman, bir şey olmasını istediğinde ona ol der, oluverir. Ayet-i kerimesi. Emri kün feyekûn. Kün der, feyekûn. O da zaten dediğinde olmuştur. Demesiyle olması arasında zaman haşa yoktur. Zaman da çünkü mahluktur. Zaman da yaratan Allah'tır. Ol demesi onun olması demektir. Ol dediğince olmuştur o. Arada bir zaman yok yani. Haşa. Bir mesafe yok. Evet. İşte bütün kainat ona emir ber nefer hükmünde emri kün feyküne karşı kemal-i inkiyad ile serpur eder. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir. Bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhi rızam. Nasıl diriltecek? Kim diriltecek diye. Meydan okur gibi. Haşa. Değil. Kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Haşa, Allah'ı acziyetle itham edip meydan okunmaz. Sonra devam ediyor ayet. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfeleri gibi kolayca çevirir, dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar,
onu açar bir Kadir-i Zülcelal'dir. Allah bu sıfatlara sahip bir zattır. Madem böyledir, bütün letaycin, bütün delailin neticesi olarak, bu saydığı delillerin sonucu olarak ayet bitiyor. Ve ileyhi turcavu. Ona döndürüleceksiniz. Üstad Hazretleri Meslemi Nuriye'de ve ileyhi turcavun, ve ileyhi meab, ve ileyhi masir ifadeleri diyor. Dönüş onadır, varış onadır, dönüşünüz onadır gibi ifadeleri diyor. Müminler için birer müjde ve beşaret. Gideceksiniz, göreceksiniz manasına gelir. Mükafat alacaksınız yaptıklarınızın. Aynı ifade kafirler için göreceksiniz. Aynı ifade. Müminler için müjde ve beşaret iken kafirler için tehdit, azarlama, kınama, ayıplama manasına gelir. Aynı ifade. Allah Allah. Ey müminler, bu hakikatlara iman ediyorsunuz ve buna uygun bir hayat sürüyorsunuz. Göreceksiniz karşılığını. Ey kafirler, meydan okuyorsunuz ha? Göreceksiniz. Diyerek aynı ifadeyle. Allah. Burada inkar edenlere karşı, yani kabirden sizi ihya edip, haşre getirip, huzur-ı kibriyasında hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler, haşrin kabulüne zihni müheyya etti, değil mi? Verdiği örneklerle zihni haşrı kabul etmeye hazırladı. Kalbi de hazır etti. Zihin anladı. Kalp de kabule hazır. Ne zahirini dünyevi efal ile de gösterdi. Örneklerini de dünyada yaptı, Allah'ın yarattığı şeylerle gözümüzün önüne koydu. Sonra da imanı etmemizi kolaylaştırır. Allah'ın bir ikramıdır, ihsanıdır. Elhamdülillah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.